Şimdi arkadaşlar bunun için bana bilgisayar tavsiye et, en iyi programı tavsiye et. Böyle tavsiyeler isteye isteye beni insanlarla kavga ettiriyorsunuz. Yani şimdi ben bunlara cevap vermiyorum biliyorsunuz. Hani kolay bunlara net doğru cevap verin. Yani bunlar cevaplı olan sorular değil. Bunlar sorulması gereken sorular değil. Herkesin ihtiyacına göre kendi özelinde araştırması gereken şeyler bunlar. Benim de zaten nasıl araştırmanız gerektiğini anlatan videolarım mevcut. Ama işte illaki o video izlenilmiyor. Zaten en faydalı videolar en az izlenenler oluyor. Mesela geçen de iletişimin önemiyle ilgili bir video çektim. Emin olun iletişim becerinizin önemi program bilginizden daha önemli kariyeriniz için. Ama işte onlar biraz daha az izleniyor. Burada da arkadaşlar nasıl araştırmanız gerektiğini tane tane anlatıyorum. Ama yok onu istemiyorsunuz. Hazır hemen şu bilgisayarı al diyeyim istiyorsunuz. Öyle bu hayat ilerlemiyor. Neyse bunu hep konuştuk zaten. İşte siz bu soruları sormaya devam ettikçe de bakayım şuralarda bir yere koymuştum. Ha, Turgut Bey'den şöyle bir eleştiri geldi ve kendisine biraz sert bir yanıt verdim. İşte kendisi tabii benim size bu soruları niye cevaplamadığımı açıklıyorum ya. Hani biliyorsunuz şeyde yapmıyorum. Hani cevap zaten her sorduğunuzda belirli bir miktar cevap da veriyorum. Sonra da bu soruların yanlış sorular olduğunu, bu soruları sorarak asıl istediğiniz noktaya ulaşamayacağınızı hep vurguluyorum. İşte Turgut Bey de o vurguladığım kısımları, aslında her sorduğunuzda sorduğum kısımları e, fark etmemiş, anlamamış ya da artık bilmiyorum. Beni şeyle baya güzel suçlamış. İşte Süleyman Demirel gibisinin insanlara sorduğu soruyu unutturuyor, sorunun cevabını vermiyorsun diye. İşte diyorum ya zaten vermeyeceğimi söylediğimi, bu sorulara cevap net cevap verilemeyeceğini söylediğimi kaçırmış Turgut Bey. Sonra işte şey olmuş, ne o? Beni dolandırıcı ilan etmiş sağ olsun. Sonunda da şey yazmış. Bu Bunu arkadaşlar ayrıca belki konuşacağız şu anda değil. Ee, ama işte bu soruları sordukça siz ve ben bunlarda size sizin işinize gelen cevabı vermek yerine doğrusunu söyledikçe e, bir de ben dolandırıcı af yine cevap vermedi oluyor. Arkadaşlar lütfen birazcık anlamaya çalışın beni. Ee, gerçekten siz de ileri iler gitmiş olursunuz. Şimdi şöyle devam edelim. Burada yine güzel bir durum var. Şimdi kanalda şey kısmında yayın benim cevapladığım bir sorunun altına gelen bir yorum yine bu. Arge isimli takipçim güzel paylaşımlarda yapan yardımcı da olan hani bir takipçim. Ama burada şimdi yine bakın önemli bir şey var. Hani işte yine çok kaçırdığımız bu hafta arkadaşlar biraz böyle sohbet tarafına çok yoğunlaşabilecek bir şeyler yaşadım bu hafta. Ama hepsini böyle bütün canlı yayın boyunca sızlanmamak için canlı yayından önce yayına aldığım bir video var. Sizi nasıl dolandırdığımı anlattım. Mesela o konuya burada değinmeyeceğim. Şimdi burada Argi Bey bir öğrencim kamera RAW ve histogram arasındaki fark nedir bunu merak ettiğini sormuştu geçen hafta. Ben de cevaplamıştım. Kamera Argy Bey de şunu yapmış. İşte RAW formatında çekilen işte kamera RAW ülkemizde çok yanlış biliniyor. Yani doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Bu RAW formatında çekilen fotoğrafları düzenlemek için kullanılan bir araçtır. JPEG veya TIFF dosyalarının RAW'da çalışması, RAW üzerinden kamera RAW'da çalışılması çok yanlış bence demiş. Şimdi bunlar güzel. Hatta işte kaliteyi düşürdüğünü düşünüyorum demiş. Hani JPEG'i RAW'da çalışırsanız olmaz demiş. Şimdi işte bu bunlar korkutucu açıklamalar. Peki ben de altına birazcık ekstra not düşmek zorunda kaldım. Arge Bey burada çok güzel bilgiler paylaşsa da şu parantezi açmayı unutmuş. Onun çalıştığı alan için bu böyle. Hani arkadaşlar bazı çok doğru bildiğimiz şeyler var ve doğrular da aslında ama o doğru başka birisini ilgilendirmiyor olabiliyor. Hani konuşurken biraz buna dikkat etmemiz lazım. Zaten az önceki sorulara cevap vermekte de bu yüzden kaçınıyorum. Hani bilgisayar tavsiyesi. Benim için 120 Hz'lik bir ekranın hiçbir önemi yok. Ben size 60 Hz'lik ekran tavsiye ederim. Siz de bugün alırsınız tavsiyemle. İlk bilgisayarınızı aldıktan 3 ay sonra biraz bilgili hale gelirsiniz ya da 120 Hz çok seven, 120 Hz sevdalısı ve savunucusu bir insanla yan yana gelirsiniz. Dersiniz ki ben bunu aldım. O da der ki hemen ekran 120 Hz mi? Değil. Niye böyle aldın? İşte şuradaki Süleyman Bey tavsiye etti. Beni yerin dibine sokarsınız. Hani işte ihtiyaçlarınızı sizin doğru belirlemeden başkalarından tavsiye almanızın anlamı yok. Siz ihtiyaçlarınızı doğru belirlerseniz tavsiyeye de ihtiyacınız kalmıyor zaten. İşte burada da şöyle bir durum var. İşte bu perspektif tarafı işin önemli. Arge Bey çok güzel bilgiler paylaşmış olsa ve onun paylaştıkları sayesinde ben de bir şeyler öğrendim. Hatta bir huylandım yanlış mı yapıyoruz dedim. Biraz daha bir araştırdım. Ama şu var Arge Bey'in yorumunda not düşmesi gereken yani işte bir de çok asarak keserek konuşmuş. Yani JPEG kalite düşürür. Ben böyle patlayan çok iş gördüm. İnsanı korkutuyor. Ama fotoğrafçılık için. Yani Arge Bey'in yorumları tamamen şuradan hareketli yapılmış durumda görüntü bir kameradan geliyor. Kamera RAW formatı arkadaşlar renderlarımızı kamera RAW formatında kaydedemiyoruz biz bir Kamera RAW kameradan gelen bir format. E biz kamera kullanmıyorsak, dijital yapıyorsak işte ne oldu? RGB'nin yazdığı her şey bizim için kültür olarak kaldı. Eğer eskaza ben artık o yorumun altına şey yazma ihtiyacı yani işte bu notu düşmek zorunda kaldım. Çünkü ben bunun altına bir şey yazmasam arkadaşlar pek çok mimarlık öğrencisi bunu görüp aa kamera rol kötüymüş deyip bir de işte top, top yeküncülüğü seviyoruz ya toptancılığı. Ne olacaktı? Boşu boşuna render işi yapan belirli bir miktar insan kamera roldan çekinir hale gelecekti. İşte yorumlarımızı yaparken bilgi paylaşırken lütfen benim bildiğim kadarıyla benim şu noktaları önemsediğim şekliyle diye not düşelim. Şu top yekuncu soruları sormayı bırakalım. Top 2 cevaplar da vermeyelim. Yani bence o kötü, bence bu iyi demek bilgi paylaşmak olmuyor. Yine Argi yaptığından daha büyüğüne gittim. Bakın bu Argi Bey'in yaptığı ile ilgili bir eleştiri değil. Oradan hareketle ben büyük birazcık içine düştüğü bir çukurla ilgili konuşuyorum şu anda. Sizin hassasiyetlerinizle başka sektörlerin, başka insanların hassasiyetleri örtüşmez. Buna göre bilgi paylaşın lütfen. Özellikle de bir şey yüzde yanlıştır, yüzde yüz kötüdür, yüzde yüz iyidir demek konusunda biraz daha temkinli davranmamız gerekiyor.